Yine bir gün evde oturuyordum, drone çekimlerimi nasıl geliştiririm derken bir drone videosuna denk geldim. Bu sıradan bir video değildi. Geçişe beni çok şaşırtmıştı. Bunu nasıl çekti derken kendimi FPV drone'lara bakarken buldum. Çünkü çekimler FPV drone'la yapılmıştı. Sonra dedim ki benim bunu öğrenmem lazım. Bir araştırma yapmaya başladım. İlk yaptığım şey kumanda siparişi verip FPV drone simülasyonu indirmek oldu. Çünkü gerçek drone'u kullanmadan önce simülasyonda çalışıp alıştırma yapmam gerekiyordu. Tabii beklediğimden çok daha zordu. Gerçek olsaydı sanırım bir 1000 tane falan kırmıştım. Sonra mini bir FPV drone alıp denemeye karar verdim. Tabii bu da kolay değildi. İlk olmadı. Ben en iyisi simülasyon çalışmaya devam edip gerçek bir drone alayım dedim. Sonra da bayağı bir simülasyon çalıştım. Ve son olarak da drone'u yapmak için gerekli olan parçaların siparişini verdim. Evet, drone parçaları siparişini verdiğimize göre yapmamız gereken tek şey yaklaşık bir ay kadar beklemek, ondan sonra da gelen drone parçalarını toplamak. Ben Burak'la beraber toplayacağım. Ama isterseniz bir ay beklemeyelim ve Burak'ın yanına gidelim ve drone'u toplayalım bence. Burak'ın yanında görüşürüz. Hop, selamlar. Şimdi Burak'ın evine geldim. Çin'den söylediğimiz FPV parçalarımız da geldi. Şöyle göstereyim. Birazdan bunları toplamaya başlayacağız. İnşallah her şey sorunsuz gider. Drone'umuz olur. Ben de doğru düzgün uçurabilirim. Çünkü en zor kısım o zaten. Uçurabilecek miyim hala bilmiyorum. Evde yeterince FPV çalıştığımı düşünüyorum açıkçası ama yani hani gerçek drone farklı olacağını düşünüyorum. Neyse lafı çok da uzatmadan direkt drone yapım aşamasına geçelim bence. Evet, yavaştan şimdi yapmaya başladık. Daha doğrusu Burak yapmaya başladı. Ben sadece izliyorum. Yaklaşık 3 saat falan, 4 saat bununla uğraşacağız gibi duruyor. Bir de şimdi biz video falan çekeceğiz. Muhtemelen bir 5-6 saati bulacak. Biraz da biz vidalayalım. Dedi bana yapabilir misin? Ya, dedim biz marangozu şu anız. Kendimi böyle annesinin yanında pasta yapmaya çalışan çocuk gibi hissediyorum. Böyle küçük şekilli kurabiyeler yaparsın ya onun gibi. Bunu da koyalım anne, bunu da koyalım. Şimdi bu kısımları ben yapıyorum. Birazdan Burak gelecek. Diğer kısımları da Burak yapacak. Vay be. İlk FPV drone'u. Şu an için motorları taktık. Bu şekilde. Şimdilik fena gitmiyor bence. Kanka bu bitti. Cihazın yarısını yaptık ve ne yapacağız şu an? Şimdi şey kısa devre testini yaptık demin. Herhangi bir kısa devre gözükmüyor ama evet. Biz Magic Smoke yani sihirli duman dediğimiz şey ilk pil takmada oluyor. Hani yani cihaz patladı mı patlamadı mı yani şimdi yanarsa öğreneceğiz. Şu an yanabilir. O da ESC deformasyonu varsa ESC yani yanlışsa olabilir şu anda. Çünkü geri kalan her şey normal gözüküyor. Ya yanarsa nedense böyle şey gibi hissediyorum. Bomba yapıyoruz gibi hissediyorum. Ya gerçekten hepimizin en gerildiği ilk an bu. İlk pil takma çünkü yani. Çünkü patlama patlarsa şimdi patlar takıyorum. Diyorsun. Takıyorum. Tak bakalım. Hey de. Sıkıntımız yok. Dereded çıkar bir daha kanka. Çıkar bir daha. Bir daha duyalım. La hey be. Onun hayata ses... gelecek hayata. Sesini de açarsın daha güzel olur. Bak benim şundan çıkan sese baksana. Adam be uçacak. Baksana İlk uçuşum uçacak bize. Daha, oo, yüksek. Daha da yükseltebiliyoruz. Kanka buna gurdektos takalım bir de tamam. Şimdiki nokta ise acaba görüntü alabiliyoruz mu? Kamerayı falan monte ettik. Takıyorum bak yine yanma ihtimalimiz. Görüntü almamız lazım buraya. Bakalım. Şimdi takacak Burak. Bakalım görüntü alabilecek miyiz? Tak Burak. Evet. Görüntü. Görüntü nerede? Bir dakika. Ekranın şarjı bitti ya. Heh. Geldi. Bir saniye. Evet. Görüntü. Siyah. Siyah. Niye siyah? Burak ne yaptın? Kapak. Heh, tamam. Kapak. Kapağı. Şuncacık için lens kapağı var ya. Ya bunu hep yapıyoruz bunu. Lens kapağı mı var senin? Tipe bak küçük bir şey zaten.
Kameraya baksana. Size şunu lens... Şu kameraya bakar mısın ya? Minnacık. Lens kapağı varmış. Şimdi evet. Görüntümüzü alabiliyoruz arkadaşlar. Yani lehim işimiz bitti. Cihaz topla... Yani sadece son rötuşlarını yapacağız ve bilgisayarlarını yapacağız. Cihaz sonunda bitti arkadaşlar. Bir 6 saat falan oldu ama çeke çeke gittiğim için biraz uzun sürdü normalden. Ama bayağı keyifli duruyor. Aydan aşına. İlk FPV cihazım. Şimdi birazdan bilgisayar ayarlarını yapacağız. Ondan sonra zaten uçuş hazır hale gelecek. Çok heyecanlıyım. Acaba uçurabilecek miyim? İnşallah uçururum. Sıkıntı olmaz. Lafı çok uzatmıyorum ama ayarlar yapıyoruz. Ondan sonra zaten uçuş pistinde görüşüyoruz. Evet, dananın kuyruğunu koptuğu yere geldik. Drone uçuracağım kısımdayız şimdi. muhtemelen uçmaktan çok düşeceğim. Ama olsun, düşe düşe öğreniliyor zaten bu spor. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Şimdi burada ayarlamalarımızı falan yapıyoruz. İşte uçacağım drone bu. Bu da buranın uçacağı küçük drone. Kumandam burada. Bu da buranın büyük drone'u. Şimdi yavaş yavaş malzemeleri çıkarıyoruz. Uçacağımız pist de burası bu arada. Sırf drone uçurmaya özel yaptıkları pist. Burakların pisti. Artık benim de pistim. Böyle bir yerde uçacağız. Etrafını benim için böyle tel örgüyle sardılar, sağ olsunlar. Çünkü kendilerini korumalar lazım benden. Çok merak ediyorum acaba nasıl olacak? Ne bitecek? Uçabilecek miyim? Birazdan siz de görürsünüz zaten. O yüzden birazdan görüşürüz. İşte görüyor. Çok heyecanlıyım. Gözlüğümü açıyorum şu an. Evet. Kırmızı. Onun gözlüğü var. Süper mi süper? Burada. Şöyle. Aynen. Tamam. Evet. İlk başta Ozmo'yla çekim yapamayacağım çünkü muhtemelen ilk başta birkaç kere düşeceğim. O yüzden ilk kayıtlarımızı gözlükten alacağız. Yani ilk size göstereceğim görseller, göreceğiniz görseller, gözlükten göreceğiniz görseller. Şimdi... Yani uçarken aslında senin ne gördüğünü görecekler. Aynen, uçarken benim ne gördüğümü, nasıl düştüğümü göreceksiniz. Bir ucunu bataryaya takacağız ki bunu açabilelim. Ne kadar teknik konuşabiliyorum aman Allah'ım. Şimdi ben ilk uçuşumu yapacağım. Siz nasıl uçtuğumu göreceksiniz. Tabii Ozmo koymayacağım içine çünkü Ozmo'yu kırabilirim ilk uçuşumda. Direkt gözün içindeki kayıttan göreceksiniz nasıl uçtuğumu. Oğlum bu alt şeydi değil mi? Yukarı kaldırınca şey oluyordu. Evet, arm oluyor. Arm oluyor. Bak ben takayım. En ufak bir sıkıntı olduğu anda kumandayı bana veriyorsun. Yükselirsen, kaybolursan falan. Tamam. Tamam, ben tamam. Sizden geliyorum. Kardeş, düşeceğimizi kim düşündü? Düşmek değil, kaybolmak. Kaybolacağımızı kim çıkardı? Çünkü alanı bilmiyorsun ya. Ben alanı da hiç bilmiyorum ya. Evet, başla bakalım. Ne uçtum öyle ya? Böyle bir şey yok yani. İlk uçuşumda bir de. Şaka şaka. Ben uçmadım. Cem abi uçtu. Şimdi gerçek ben uçacak. Hazır mısınız? Eyvah! Evet. Şimdi de Ozmo ile beraber uçmayı deneyeceğim. Yani öyle aman aman bir kaza yapmıyorum. Görüldüğü üzere. Sabit tutuyorum. En azından görsellerimiz kaliteli olsun. O yüzden şimdi kaliteli görseller için Ozmo'yu takacağım. Şimdi o delikten geçeceğiz.
Hadi bakalım. Kral! Simülasyona çok benziyor ya. Sen sola. Sola? Kardeş rahat ol ya. Burada Halil FPV var. Allah Allah. Bak 14.12 gözüküyor farkında. Kardeş! 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 Halil FPV değil ya, Bekar FPV. Bekar FPV mi? Tamam, Bekar FPV. Aynen. Çat! Bekar FPV de direkt... Sayfa üstüne bakalım alınmış mı? Çat! Bir daha! Döneceğim. Aman acı. Vuhu! Yavaş. Hayır, hayır, hayır. Bize gelme. Dur. Kapat. Sıkıntı yok. Ulan ne uçtu ha? Drone'u aldım. İlk. İlk düşüşüm değil ama son da olmayacak. Ya girdik da girdik da girdik da ya. Alttakinden girmeyi dene bakayım. Bunu hayatta giremem. Girersin, niye giremiyorsun? Bak böyle yavaş yavaş geleceksin abi. Aynen böyle. Yavaş yavaş. Of. Çok kötü vurdum lan. Şlaks etti ha. Kesin bir şey oldu yalnız. Alttan ayağına vurdum. Ne kırdık acaba? Bir şey kırılmamış oğlum dedim, bir şey olmaz bundan. Sadece pirin çıkmış. Bir sıkıntı yok yani. Tamam, kayıp nasıl da pil zaten çıktı lan? Da. Nasıl pil çıktı? Yani işte sağlam takamamışsındır. Ya ben de diyorum niye düştüm? Pil çıkmış. Ne? Ya pil çıktı, ben de düştüm işte. Ya. Yoksa ya benim gibi usta bir pilot nasıl düşer? Ama komple ekran gitti ha. O zaman demek ki neymiş? Pili sağlam takıyormuşuz. Ben sağlam taktım ama ben sağlam, daha sağlam vurdum bence. Sıkıntı ya, sağlam o ya. Sağlam da vurdum ya. İlk geldiğinde neydi şimdi ne? Şuraya bak. Mahvoldu cihaz. Alışacaksın dostum, alışacaksın. Benleysen yapacak hiçbir şeyin yok. Evet, bir vlogun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım size fayda sağlamıştır bu vlog. Hani baştan sona neler yaşadım, neler tecrübe ettim, bunları size de paylaşmak istedim. Siz de bu tarz benzer işler yapacaksanız en azından belki tecrübelerimden faydalanabilirsiniz. Aşağıda da bol bol hani bu konuyla ilgili soru sorabilirsiniz elinden geldiğince. Veyahut da Burak elinden geldiğince yardımcı olacağını düşünüyorum. Sorulara cevap vereceğini düşünüyorum. Hatta aşağıya yaptığımız drone'un yapılışını gösteren bir video bırakıyorum. Daha önce Burak bunu yayınlamıştı. Oradan bu tarz drone yapmak isterseniz faydalanabilirsiniz. Zaten her şey tek tek detaylı bir şekilde anlatıyor. Hatta biz drone yaparken de oradan sürekli yardım aldık yani. Kendi videosundan bir sürü yardım aldık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.